Eski çağlarda hiçbir ulaşım aracı olmadığı için insanlar bir yerden diğerine yürüyerek giderlerdi. Tahmin edilebileceği üzere bu oldukça meşakkatli ve yorucu bir ulaşım biçimiydi. Hayvancılık yaptıkları için bir yayladan diğerine göç etmektelerdi. Bu uzun yürüyüşleri daha konforlu yapabilmek için keçe ve deriyi kullanarak muazzam çizmeler yaptılar. Kendilerinden çok daha hızlı yol alan atlarla karşılaştıklarında ise atlara sözlerini dinlettiler. Evcilleştirdikleri atlarla savaş meydanlarına çıktıklarında uçan Türkler lakabını aldılar. Atları ve koyunları için geniş yaylaları ve ovaları tercih eder, mevsimine göre bir yayladan diğerine at sırtında göçerek hayat sürerlerdi. Ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraştıkları için büyük sürüleriyle mevsimsel olarak göçer bir hayatı benimsediler ve bu hayata uyum sağladılar. O çağlarda tarımla uğraşan milletler yerleşik, hayvancılıkla uğraşan milletlerse göçer bir hayat sürerlerdi. Hayvancılıkla uğraşan Türklerin evleri, barkları da dolayısıyla seyyardı. Türkler göçer bir hayat sürmelerine rağmen ilkel bir yaşam sürmez, aksine yaşadıkları alanları yerleşik kavimlere nazaran daha işlevsel ve estetik kullanırlardı. Halı da bu çabanın bir ürünü olarak Türkler tarafından insanlığa kazandırılmıştır. Dört bin yıllık halı sanatı dediğimiz zaman, geçmişe döndüğümüzde halının Altay bozkırlarında icat edildiğini görüyoruz. Bugün dünyada milyarlarca hanenin içerisinde mutlaka bir veya birkaç halının bulunduğunu düşünürsek, Türklerin ne kadar da önemli bir icada babalık yaptığını da görmüş oluruz. Halı çok önemli çünkü göçebe kültürünün temel mobilyası, temel mefruşatıdır. Eski şekli kali şeklindedir, kalı yahut. Ev dediğimiz şey birkaç sırık, direk, keçe ve tabana serilen keçe ya da hasır, onun üzerinde serilen kilim veya halıdır. Evin en temel aksesuarıdır ya da mefruşatıdır halı. Onun için çok önemli, halı statü göstergesidir. Halı zevk göstergesidir. Zenginlik göstergesidir. Varlığınızın derecesini söyler halı. Onun için önemli. Doğu toplumlarında sanat hep işlevle birlikte gelişmiş. Yani kılıç yapmış, kılıcın kabzasını doğru düzgün tutabilmek için gayet sanatla barındıran bir dönüş vermiş kılıca ve son derece estetik bir görüntü ortaya çıkmış ama bu aynı zamanda çok önemli bir işlevi yerine getirmek adına yapılmış. Halı Türklerde de bütün Doğu toplumlarında da tam böyledir. Hem işlevi vardır, yere serersiniz, oturmanızı sağlar, kolayca taşınabilir. Hem de üstüne işlediğiniz figürler sizin kültürel tarihiniz açısından son derece büyük sanat değeri taşırlar. Peki niçin Türkler halıyı icat etmek zorunda kaldı veya nereden akıllarına geldi? Altay bozkırlarında göçebe yaşayan Türkler kendilerini dışarıdaki soğuktan koruyabilmek için öncelikle çadır bezi yapma ihtiyacını duydular. Bu çadır bezine de bugün kilim diyoruz. Dokuma tarzı olarak halıdan biraz daha farklı, çözgülükler üzerinde geçen hatlardan oluşan, daha kolayca yapılan beze kilim diyoruz. Halı ise düğümlenmiş olanlara verilen ad. Bu ne demek? Düğümlenmiş, daha kalın, yerdeki soğuktan koruyabilecek ve hatta gerektiğinde daha ileriki dönemlerde duvarlara da asılarak bir nevi yalıtım sağlayacak bir malzemeyi icat ediyorlar. Bu öyle bir malzeme ki istediğiniz zaman yere seriyorsunuz, kullanıyorsunuz veya duvara asıyorsunuz ve istediğiniz zaman çok basit bir şekilde rulo yapıp İstediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. İşte göçebenin de ihtiyacı olan bu zaten. Hızlı bir şekilde toparlanıp başka bir yerde
rahatlıkla aynı şekilde kullanışlı olan bir malzeme bulmak. Halının bilinen en eski tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yapılan kazılarda bulunan en eski halı, geleneksel Türk düğüm tekniğiyle dokunmuş ve her santimetre karesine 36 adet düğüm atılmıştır. Güney Sibirya'nın Pazırık bölgesinde bir mezarda at iskeletinin yanında bulunan bu halının eğer olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Dünya üzerinde yapılan birçok araştırmada halıcılığın kökeni değişik milletlere mal edilmeye çalışılmışsa da at kemiklerinin yanında bulunan ve eğer olduğu kesinleşen bu halı, dünyada atın efendisi olarak bilinen Türklerin halının da mucide olduklarına dair kuvvetli bir ispattır. Tarih boyunca birçok değişik dokuma tekniğiyle üretilen halı dokumacılığında düğüm tekniğini bularak asırlar boyu kullanan Türkler olmuşlardır. Bugün Orta Asya bölgesinde bulunan antik halıların tamamına yakını da yine geleneksel Türk düğüm tekniğiyle dokunmuştur. Bu halıcılığın en önemli kanıtlarından bir tanesi, daha doğrusu tarihte bilinen en eski halı, 2500 yıl önce yapılmış olan ve Türklerin ana vatanı Altay Dağları'nda Pazirik Kurganı'ndan çıkartılan bir halıdır. Bu halıya da Pazirik Halısı adı verilir. Bulunduğu yerin de ismi üzerinde taşınmış olur bu şekilde. Halının üzerindeki düğüm şeklinin de bugün bizim hereke halılarımızda dahi kullandığımız çift düğüm yöntemi oluşu, bu serüvenin nereden başlayıp nerede sonlandığının da en güzel ispatıdır. Geniş yaylaklarda yaşayan, at evcilleştiren ve koyun yetiştiren Türkler, yetiştirdikleri koyunların yünlerinden bugün kullanılan birçok ev eşyası ve kıyafet icat etmişlerdir. Yünler elde yuvarlanarak keçe iplerine dönüştürülmüş ve bu ipler bitki köklerinden elde edilen boyalarla boyanarak halının atası olan çullar ve kilimler dokunmuştur. Bu dokumalar çadır perdesi, örtü ve yer sergisi olarak kullanılmıştır. Sonrasında ise bu teknikler kullanılarak daha estetik ve sanata dönük olan halı dokumacılığı geliştirilmiştir. İşlevsiz sanat, yani sadece tuvale yansıyan ve sadece sanat değeri olan tablolar, şunlar bunlar bizde çok geç kendini göstermiştir. Dolayısıyla sanat dediğimiz, yani bunun tabii Türklerin göçebe hayatı, hayatı hızlı yaşıyor olmaları, asker millet olmaları falan gibi şeylerin de etkisi var. Ama bir taraftan halı, kilim, çadır teknolojisi vesaire gibi şeyler hep bu çerçevede değerlendirilmesi gereken ve sanattan önce işlevleri, ama İşte yıllar geçtikçe oradaki yüksek sanat değerinin de anlaşılabileceği bir düzene kurmuştuklar. Görünen o. Evet, Batı tuvale, Doğu da halıya, kilime ve bir de şiire işlemiştir duygularını. Şiir geleneği bizde çok yüksektir. Yani söz sanatları Batı'dan çok önce vardır ve çok zengindir. Aynı şekilde de tuval yerine bizde halı kullanılmıştır. İşte bahsettiğim, siz halıya baktığınız zaman onu dokuyanın evli mi, bekar mı bir hanım olduğunu anlayabilirsiniz. Yahut da dul bir hanım olduğu anlaşılır. Hangi aşiretten olduğu anlaşılır. Onun kara keçili halısı, Yağcı Bedir halısı diye bu şekilde aşireti, ondan sonra statüsünü de anlayabilirsiniz. Bugün için Afgan coğrafyasında, hatta Himalaya coğrafyasında yaşayan Türk boyları var. Bunların yaptıkları halılar var. Bunlar herkes kendi hikayesini oraya işler. Elinde o malzeme var çünkü. XI. yüzyılda oldukça gelişen halıcılık, 13. ve 14. yüzyılda ev halıcılığından atölye halıcılığına geçişle artık dünya çapında bir bilinirliğe kavuşmuştur. Halı bu dönemlerde kralların birbirine hediye ettikleri mücevherden daha kıymetli bir obje haline almıştır. Avrupa'nın en büyük saraylarına taşınan Türk halıları bugün dünyanın birçok müzesinde sergilenmektedir. Daha sonra uzun yıllar
Yani 19. hatta bugün bile 20-21. yüzyılda bile bütün Avrupa saraylarını süsleyen bu yer mefruşatı Anadolu'dan gitmedir. Bizim coğrafyamızdan üretilen ürünlerdir. Ve Avrupa'da da uzun yıllar hatta masaların üzerine duvarlara Türk halıları asılmıştır, kullanılmıştır. Onların resim geleneği olduğu için biz işte bu Bursa halısı, bu Bünyan halısı diye filanca meşhur ressamın eserindeki, masanın üzerindeki örtü şudur diyebiliyoruz. Halının değerini belirleyen en önemli etken hiç şüphesiz ki santimetre kare başına düşen düğüm sayısıdır. Bir halının bir santimetre karesinde ne kadar çok düğüm varsa halı o oranda kıymetlidir. Kullanılan ipliğin ve boyanın kaliteli olması bir diğer önemli etkendir. Örneğin kıymetli bir halıda boya muhakkak bitkilerden elde edilmeli, asla kimyasal karışımlar kullanılmamalıdır. Halının olmazsa olmazı motiflerin düzgün yerleştirilmesi ve kusursuz olması da halının değerini yükselten etkenlerdendir. Tamamen el tezgahında ipekle dokunmuş on binlerce düğüme sahip eşsiz motifli bir halının değeri bugün neredeyse servet değerindedir. Artık büyük işletmelerde gündelik kullanım için üretilen fabrikasyon halılar döneminde olsak da hala Anadolu'nun köylerinde titiz bir üretim anlayışıyla yapımı birkaç yıl süren kıymetli halılar üretilmektedir. Bir halının değer kriterindeki en önemli etken şüphesiz ki santimetre karesindeki düğüm sayısıdır. Niçin santimetre karesindeki düğüm sayısıdır? Çünkü o sayı arttığı sürece halının yapım süresi artacaktır. Bir halı aynı ölçüde olan bir halı. Yani diyelim ki 1 metrekare bir halı. Kaba düğüm tabir ettiğimiz santimetrekarede 4 düğümle yapıldığı takdirde 2 haftada dokunurken bizim hereke halılarımızda 40 düğüm, 36-40 düğümle bu süre 3-4 aylara ve hatta 10x10 100 düğüm dediğimiz halılarda yine 1 metrekarelik halı 1 yıl gibi bir süre almaktadır. Çok çok ultra, bizim ultra ince, ekstra ince dediğimiz bir takım gruplarda ise yani santimetre karede 400, 1000, 1500 gibi çılgın rakamlara ki bunlara ulaşabiliyoruz. Bir metrekare halının yapım süresi 10-15 yıla kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bir halının değeri konusundaki en önemli faktör mutlaka düğüm sayısı. Bir halının üzerindeki motiflere bakılarak kimler tarafından hangi bölgede yapıldığını hemen anlamak mümkündür. İran, Kafkas ve Türk halısı motifleri itibariyle birbirinden ayrılır. Gördes olarak anılan Türk düğümü, Senne ve İran düğümleri de halının kimliği hakkında bilgiler verir. Halıcılığın sanat olarak nitelenmesine yol açan halının üzerine aktarılan duygu ve düşüncelerdir. Bütün motiflerin bir anlamı vardır. Örneğin halılarda sıkça görülen bir motife eli belinde adı verilmektedir. Bu motif dişiliğin simgesi olup aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi sembolize eder. Yaygın kullanılan koç boynuzu motifi ise bereket, kahramanlık ve gücü sembolize eder. Ressam için tuval neyse Anadolu insanı için de halı odur. Türk insanı tuval olarak yüzyıllar boyu halıyı kullanmış, kederini, neşesini ve hayat coşkusunu eşsiz bir sanat örneği olarak ilmek ilmek halıya resmetmiştir.